Saygıdeğer milletvekilim, siyasi partilerimizin çok kıymetli başkanları, yöneticileri, çok değerli çalışma arkadaşım diye ifade edeceğim belediye meclis üyesi arkadaşlarımız, belediye başkan amcalarımız, belediye çalışan arkadaşlarımız, kıymetli merzifonlar, muhtarlarım, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Hepinize hoş geldiniz demek efendim. Dile kolay, 20 yıl. Bundan tam 20 yıl önce Cahit Toprak Başkanımızın döneminde başlatılan geleneksel Merzifon Haftası etkinliklerini her yıl dum dolu yaşıyoruz. Bu yıl etkinliklerimiz biraz daha böyle kültür ve sanat odaklı olacak. Çünkü bu malum teknik olarak açılışlar vesaire yeni bir sezon yetiştiremediğimiz için bunun özünü halkımızın üzerinde bir kez daha yapıyorum. Ama emin olun diğer kısmı çok dolu dolu. Bu akşam Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu, yarın akşam Devlet Halk Dansları Topluluğu, ertesi akşam bütün merzifonları özellikle davet ediyorum ki fuar alanımızda Pınar Ayhan isimli hanımefendinin Mustafa Kemal'i anlattığı Kemal isimli müzikalde inanın hepimiz çok coşkulu anlar, duygulu anlar yaşayacağız. Cuma akşamı da Fener Alayı kortejimiz ve akabinde işte etkinliklerimiz devam edecek. Her şey bir yana, bizler bu meydanda hep bir arada olduğumuzu, beraber olduğumuzu, siyaseten farklılıklarımız olsa bile biz memleketimiz, bayrağımız, inandığımız değerler, Merzifonumuz söz konusu olduğunda bir arada olmayı başarabilen insanlar olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz. Ben bu hassasiyete katkısını herkese çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir o kadar da bu topraklarda yaşadığımız şu keyifli günlerin hakkını vermek durumundayız. Bu hafta malum Zafer Haftası. 26 Ağustos 1071 yılında Anadolu'yu Türk yurdu yapan Sultan Alparslan Komutası'ndaki ordunun nesilleriyiz. Akabinde yine bu topraklara emperyalist güçlerin işgaliyle sonuçlanan milli mücadelenin de başlangıcı ve akabinde 30 Ağustos'un kutlanacağı günlerdeyiz. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu topraklarda bu ülkenin birliği ve beraberliği insanımızın dirliği için katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hepimize düşen vazife neymiş hanımefendi? Demin kardeşimle ismini rica ettim. Meçhule hanımefendi İstiklal Marşı'nda öyle mağrur, öyle bize sorumluluk yükleyen bir anlayışla durdu ki ismini öğrenip ona bir teşekkür etmek istedim. Evet böyleyiz. 7'den 70'e sıcak 45 derece olsa bile İstiklal Marşı çaldığı zaman bayrağımız gönderine inerken, bayrağımız gönderine çekilirken genci, yaşlısı, çoluğu, çocuğu hepimiz bu ülke için bir arada olduğumuzu haykırıyoruz. İşte bizler de şartlar ne olursa olsun bu birlikteliğe, bu beraberliğe gölge düşürecek en ufak iş ve işlemlerde bulunursak işte bu hazırında bu meclis bizden bunu yapmamamızı, bu konuda bizi samimiyet uyarmasını rica ediyorum. Ben bu sıcakta sizleri fazla meşgul etmek istemiyorum. Etkinliğimizin tertiplenmesinde katkı sunan bütün çalışma arkadaşlarıma, Halk İşler Birimine, Fen İşleri, Park Bahçe, diğer bütün birimlerimize, bir o kadar da bugün buraya gelen herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah herkese eşiyle, evlatlarıyla, sevenleriyle huzurlu nice günler geçirmesini temenni ediyorum ve bir o kadar da nice 20. yıllarda Merzifonumuzun meydanında olmak dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.